Biz İlayda ile çok iyiyken gitti Aysun'u sevmeye kalktı. Ama ne oldu? Aysun'unla anladı. Ne anladın? Anladı. Ondan uzak. Ne anlattın çünkü. Allah aşkına? Güzelim sen ya şimdi. Ne anlattım söyle. Ne anlattın Allah aşkına? Daha net anlatır mısın? Dinlersen tekrarlayayım. Dinledim ya. İlk önce Gizem'in Aysun'a yanaşmasını kötüledim. Sonra da bu hafta ne oldu? Aysun farklı bir mağdurlar. Siz farklı bir mağdur oynadınız. Biz hiçbir zaman ondan mağdur sonra oynamadık. Olaylar değişti. Biz geldik. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Gizem'le İlayda, İlayda Gizem'le koalisyon kuruyor. Evet, size kursunlar. Diyor ki anne 5-5-1 ver. Size diyor ki anne Nurcan'ı bul 5 ver, beni yaksan da olur. Niye? Keşke öyle çünkü bir şey yapsak. Çünkü Aysun'un puanı düşsün. Öyle yapmamızı istiyorsanız yaparız yani, sıkıntı yok. Kız yaptın evet. Ya. Ne yaptın? İlayda yaptırdı ya sana, Nurcan'ı bul 5 ver dedi ya. O Nurcan'ı bul dedi, tamam onu bana ilan yapacak. Buldun ya, verdin ya. Ben onu bilerek mi verdim? Bilerek mi verdim ama ben bunu? Ama dediği oldu işte. Bilerek mi ben gelinime bir verdim? Ben bilemem. İyi o şimdi çevirmeyin şimdi. Çak yaptınız. Çak yaptım bir verdiğim için. Demedi mi Semra Hanım? İlayda ben anneme dedim ki Nurcan'ı bul. Öyle değil mi Muazzez Hanım? Nurcan'ı bul, 5'i ver, gerekirse beni yak. Beşi, demedi mi? 5'i ver, şimdi orada şey yapmayın. 5'i de versen, anne 5 verebilirsin. 5'i de versen üzülmeyeceğim anne dedi. Ama Nurcan'a yüksek puan vermeye çalış gibisine dedi. Nurcan'a da yüksek dedi. Puan verdi. Tamam doğru, beş, bunda beşi, ne var? 5'i bilmiyorum da yüksek beşi puan. 5'i Nurcan'a ver, gerekirse ama beni yak. Ama o da Nurcan yazmıyor bak. Niye? Size bak, niye dokundu bu? Niye verdi? Dokundu? Ben istediğimizi seçeriz, istediğimizi yöneliriz. İstersen Gizem Hanım, olur, Gizem diyorsun ya Gizem Aysun önce Aysun'u sevdi. Sonra oh iyi oldu. Bak Aysun ne yapıyor evet, ya. Evet. Ben dedim ki İlayda ne yaptı? Gizem'i yanına çekti, seni yanına çekti, yönlendirdi böyle. Tabii canım, sonra yönlendirdi. Sonra Semra Hanım'ı çekti yanına. O Gizem hepsiyle iyi, iyi. Hepsiyle iyi, bilmiyorum artık. Ondan değil ki hepsiyle iyi Gizem. Hangisi? Gelini hem altınları yerine koyuyorsun, hem de bir de farkını veriyorsun, bir de gün belirliyorsun. Nedir yani bu? Aldın, verdin ha, ama ileride sonra derim ki bir süre sonra bir zaman veririm, ödeyeceğim derim. Bir de hatta üstüne koyarak ödeyeceğim derim. Tabii ki. Hanım, tabii orada ki. Sanki bizim altınlarımız yok mu? Yani. Bizim taktığımız altınlar da var. Takmışım bitmiş, benden çıkmış o. Tamam da ne demek benim taktığım? Farkını niye koyuyorsun? Farkını onu gönlünü almak için. O anda benim elimde, o anda ben acil ihtiyacımı gideriyorum demek ki. Ki yapmam ama oldu ki yaptım. Hep oldu ki ile gidiyorum, bak yanlış anlama varsayımla. Oldu ki. Ay, öyle bir çok aile sıkıştım. Aile arasında fark İlayda işte fazlası olmaz. Ama olmaz. Ne dediniz siz? Benim kızım kızar. Kızar dediniz. Tamam bak, varsayım. Vermem. Verirsem de oldu ki verdiniz. Söyle. Ben verdim. Verdiysem oldu ne ki. Aldıysam onu veririm. Niye farkını tabii canım. Veririm? Hem nasıl ona, ona sormadan hem veriyorsunuz hem de. Vermem sormadan. Yani canım, ben yanlış küçük bir şey veririm hani, derim ki. Vermem. Yani hakkını helal et. Bu da hani bir şeyim olsun ödülü sana olsun gibi. Sana. Ödülü olsun evet. Sana diye. Hani beni idare ettin ya diye. O biraz sanki İlayda'yı böyle bir susturma payı. Hayır, İlayda'yı memnun etmek. İlayda'yı memnun etmek yani. Niye memnun etmeyeyim? Niye? Sizinkiler de kızıyor. Siz o zaman hiç şey demek vermiyorsunuz. Kızarmıyor zaten. Ne hem de hiç demek ki ezik kalıyor gelinle karşı. Öyle düşünüyoruz. Ezik kalayım ya. Gelinimle iyi olayım yeter ki. O da beni ezmesin. Ben de onu farkıyla ezmeyeyim. Benden altınları farkıyla alıyorsa benim hem gelinim kızınız değil o zaman. Annem ne güzel de düşünmüş. Çok doğru söylüyor. Gerçekten kadın sana korkusunda hiçbir şey yapamıyor. Korkusundan mı? Evet. Yani gelecek benim altınlarımı hani isteyecek. Böyle bir şey düşünebilir. Ben alırım almam. Bana kalmış bir şey. Sizin anneleriniz de keşke düşünseydi. Ama onlar düşünseydi eminim şöyle derdiniz. Ay ne kadar düşünceli. Gülcan ablaya bak. Ne kadar da düşüncesiz davranıyor. Biz kayınvalidemizi öyle sizin gibi idare edemiyoruz da. O sen yüzden de haklısın benim Aysun. Yani onun terkezi de çok idare edilmez. Daha doğru bir tabir olur. Sen de haklısın. Yalnız İlayda farkında mısın Nurten teyze orada? Sürekli Gülcan teyzeye yürüyor senin üstünde. Tabii canım Nurten yani teyze sanki konu İlayda olsun da nasıl yürürsen. Yürüyeyim ne dersen diyeyim İlayda'yı ekranda kötü göstereyim. Evet ben de onu fark ettim sanki. Neyi fark ettin Nurcan? Hayır sürekli sen İlayda. Sen çok belli hayır, oluyor. Sürekli dilinde İlayda var yani bir takmış sana durumda. Bir şey yani hep benim konuşuyoruz annem, ya bir kimseye kız bir mesaj atmaz. Atmadı diye bu kadar bilenilir mi ya? Bu kadar bilenip gelinir mi? Çatır çatır da müdahale eder.
hakkını da verir. Tamam, konuşsun da. Hiçbir zaman hiçbir konuda yanıldığını ben görmedim. Tamam, konuşsun ama sürekli İlayda ile uğraşıyor. Yani ayrı bir takıntısı var İlayda'ya, ben bunu anlamadım. Ya saçmalama, yani bir öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Ne kadar buralara geldi bu olay kimsenin ya? Kimsenin kimseye takıntısı falan keşke yok. Keşke atsaydın şu mesajı İlayda sende. Onaylamadığım bir şeyi, kendi karşı geldiğim, kabul edemediğim bir şeyi her konuda karşı çıkarım. Gülcan Hanım'a da dün niye yerine koyayım, niye fazlasıyla koyayım? Yani, karşı geldim yani. Hani zaten başkasından alınca farkını vererek veriyoruz altınları. Evet. Tabii ki. Yani şimdi izledik de dün konuştuklarınızı. Hem İlayda'dan alıyor, hem farkını veriyor, hem gününü belirliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hem gelinize haber veriyorsunuz, sanki hiçbir şey olmamış gibi hep söyleyeceksiniz. Hem de hiçbir şey olmamış gibi yerine koyacaksınız. Kim gelininden habersiz veriyor? Şimdi ben de vermem. Ben de vermem dediğim şey, niye? Olası, bir hafıza kaybı yaşamıyorum. Ama ona ki vereceksiniz. Verdiniz. Tamam, oldu ki verdiniz. Vermem. Oldu ki verdim. Ben de vermem. Varsayım. Bak, ben onu önce söyler dedim. Onur Bey'e öyle cevap verdim. He. Gelinime söylerim, ikna ederim. Kızım ihtiyacı var kardeşim de derim. Veririm. Olay o değil. Olay ne biliyor musunuz? Burada gelinizin tepkisi ne olur? Soru buydu. Oldu ki verdiniz. Yani. Gelinize bunu söyler misiniz? Yerine gizlice koyar mısınız? Ve gelinizin tepkisi ne olur? Bir varsayım üzerine konuşuyoruz. Sanki ben böyle kişilikmişim gibi. Siz nasıl öyle yaparsınız? Yürüyorsunuz. Ben de vermem. Kesinlikle emaneti alıp da ihaneti... Eğer alsam bile dediğin için dersen bile... Sonrasında gelinime bir damla bir şeyi bile farkını veririm dediniz. Farkını veririm. Farkını o yanlış. Hatamı ne zaman yaptı, koyar. Oldu ki yaptım. Tepkisini bilemezsin. Oldu ki yaptım. Hani bir özür şeyim vardır ya, bir özür dilersin çiçek alırsın. Örnek misal veriyorum. Bu benimdir. Hani oldum, bileziklerini aldım, verdim, aldım, yaptım, mecbur kaldım. Varsayım, yine söylüyorum, yürümeyin sakın. Yine de yanına bir çeyrek koyarım ki kızım, bu da benden sana teşekkür şeyidir. Bu benim, bana şey geliyor. Yapmam, hayatta yapmam öyle bir şey. Saçma geldi bana yani, farkını vereceğim. Siz... Gün belirleyeceğim, o gün apar topar ondan bundan bulacağım. Gelinin şeylerini tedarik edeceğim. Bu karakter meselesi. Siz ne dediniz? Dediniz ki bir de fazla daha mı vereceğim? Ne aldıysam onu koyarım. O da sizin eksikliğiniz bana göre. Evet. Hem kabahat işleyeceksiniz, hem de şey yapmayacaksınız. Hani telefonumu elime almadım diyorsun ya. Evet. Anneme mesaj atamama sebebin oymuş ya hani. Yo, o zaman o telefonu değil. Eline almadan o boy boy storyleri nasıl paylaştın? İstediğim gibi paylaştım. Nasıl paylaştın? Hafta içi ben gerçekten story falan atmıyorum. Hafta içi diyorum. Hafta içi, artı, hafta sonu. Nurten, hangi gün ne yaptığım beni ilgilendirmez. Elime telefonu almadım da çok. O yüzden mi her gün bir şeyler paylaşıyordun? Bir dinle be. Dinlemiyorum. O zaman cevabını da alamazsın. Konuşurken düşün bakalım ne uydurabilirim diye. Biz samimi değiliz. Ben Nurten teyzeden pek az etmem. O da benden pek az etmez. Zaten ben hastalandığımda da o beni aramadı. Sen de aramadın. Ne? Hiç tanımadığım bir insan bile hasta görsem geçmiş olsun derim. Neyiniz var derim. Benim gelinim yapmazlar. İki gün sonra bir şey olsa. Ay, yine İlayda nasıl bir... Ben anlamıyorum seni ya. Sana ne, nasılsam nasılım. Ben de böyleyim. Sizi hiç ilgilendirmez. Artık yoktu. Bir bırakın. Sonra kaynana gelip benimle uğraşmayın. Şimdi de Nurten teyzeden haz etmiyor. İlayda ile uğraşmaya yarışmış. İyi ki geldim de. Mevzu ne? Ay Onur Bey, bıktım artık ya. Gerçekten bıktım. Ay mevzu ne? Tamam, bıktın da neden bıktın onu söyle. Yok, niye aramamışım? Yok bilmem niye ne. Niye aramamış İstemiyorum. Değil Onur Bey, ben söyleyebilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Ya kaynana gelin buraya benimle uğraşmaya geldik. Benim de anlamadığım şey şu. Sevgili seyirciler, bakın size de sorayım. Bir arkadaşınız var. Önce bir şu perdeyi bir kapayım. Bir şey söyleyeceğim. Geleceğim birazdan. Beş puan Nurcan Evet Gizem'e bir puan verince... ...aa bu sefer ters tepti dedin. O ters tepen nedir? Doğru oyna, hiç umrumuzda bile değilsin. Umrumuzda derken şu masayla. Nurcan bir baksan tadına bir güzel. Canım istemiyor. Biri verdin. Bir de tadım mı yapacağım? Tüyo var mı gerçekten? Tabii ki var. Ben emin olmadığım bir konuda asla fikir beyan etmem. Gözlemliyorum ben. İlayda'ya da bakıyorum. Gizem'e de bakıyorum ama Gizem yapamıyor. Gizem böyle bir insan değil.